Çalışanların izni ne zaman bitecek? Ne bileyim anne, çağırırım bir iki günü herhalde. Efendim Akif? İpek de mi? Niye? Tamam, bir şey sormayacağım. Tamam, tamam. Geliyoruz. Nereye ya? Akif amcan karakola çağırıyor bizi. Ahlaksız! Nasıl yaparsın böyle bir şey? Harun, biraz sakin olur musun? Oğlun hapse girdiğinde yine sakin ol diyebilecek misin bakalım? Hapis mi? Ne sanıyorsun oğlum sen ha? Ne sanıyorsun? Çocuk oyuncağı mı bu? He? Gelip kulağımızı çekip bir daha yapmayın diyeceklerini mi sanıyorsun? Bana bak, imza yetkisi kimdeyse, o fazladan ilaçların üzerine kim imza attıysa onu suçlayacaklar. E tamam işte, yetkili olarak ben görünmeyeyim, olsun bitsin. Kim görünsün peki he? Kim görünsün? Gelip yalvarmadın mı bana imza yetkisi bende olsun diye? Annenle birlikte. Yok hayır, ben hapse falan giremem, ölürüm içeride ya. Deren, ne yapacağım ben? Çözüm belli. O Aras'tan daha kuvvetli. Dayanır. Olmaz öyle şey. Harun! Olmaz öyle şey! Harun! Aras senin öz evladın. Senin olmayan çocuğu oğlundan daha fazla sevdin. Şimdi bir kez olsun oğlunu düşün. Üç yıl. En fazla bu kadar yatarsın. Lisansını kaybedersin belki. Ama banka hesabında paran hazır olur. Hayatını garanti altına alırız. Suçu benim mi üstlenmemi istiyorsun? Anne! Manyak mısınız ya siz? Tamam evet, herifin teki olabilirim. Ahlaksız olabilirim, pislik olabilirim. Hırsız olabilirim. Ama bu kadarını ben bile yapmam. Ya bunu da bırak, bu kız bu diploma için gece gündüz demedi, çalıştı, didindi, böyle kolay kaybedemez. Kaybetmeyecek. Gidip suçlu benim diyorum, tamam mı? Deren benim yerime hapis plan yatmayacak. Aras. Senin konuşmaya hakkın yok. Deren. Deren abla, Deren. Tekin nerede? İpek kızım, Akif amcan her şeyi biliyor. Anlat. Saklayacak bir şey yok. Neyi biliyor? İşte Tekin'in sana ettiği eziyeti. Hepsini. Düğün gecesi yapacağını yapmış. Dövmüş kızım. Ya sabır. Kızım niye şikayetçi olmuyorsun? Ya devletin polisin eli armut mu topluyor ya? Yani, olacağım Akif amca da yani ortada yok ki. İşte düğünden sonra çekti gitti, gelmedi bir daha. Bilmiyorum. İş yerine, yakınlarına falan sordunuz mu? Sorduk. Sorduk da kimse bilmiyor. Refik aradı zaten her yerde. Yok. Peki bu Sinan Malik ne zaman geldi sizi ziyarete? Kapınıza dayanmış diye geldi kulağıma. İpek. Doğru. Sabah geldi. Ama yani öyle kapıya dayandığı falan yok. Babasını sordu sadece. Bana öyle gelmedi ama. Üstelik hakkında şikayet de var. Refik değil mi? O şikayet etti. Peki, kimi şikayet ettiğinin önemi yok şimdi kızım. Konumuz başka bir şey. Bana bak, hani bildiğin bir şey falan var mı? Bana anlatmadığın, anlatamadığın. Yok yok Akif amca, ne olacak yani, ben bir şey bilsem zaten söylerim sana, biliyorsun. Peki yavrum, bak bu Tekin denen adamı ben günahım kadar sevmem, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama kanun diye de bir şey var. Yani adam ortalıklarda yok. Ve benim görevim bunu araştırmak. Anlıyor musun beni? Anladım tabii ki. Anladım.
sen. Eşi olarak resmi kayıp başvurusu yapacak mısın? Hemen mi yani? Gerek var mı ki şimdi hemen yapmaya? Bekleseydik biraz. Kızım sen delirdin mi? Adam ortalıkta yok düz. Başına bir şey gelse önce seni mesul tutarlar. Hiç kafan çalışmıyor mu sen? Tövbe estağfurullah. Şimdi yaz şu dilekçeyi. Merhaba Kenan. Doktor hanım, nasılsınız acaba? İyiyim. Geceniz nasıl geçti? İyi. Konuşmak istemiyorsan kapatayım ben. Ya kusura bakma. Farkındayım, çok ısrarcı oldum. Kapatıyorum, hoşça kal. Kenan. Deren, ağlıyor musun sen? Hoşçakalın. Çilem. Ne oldu? Ay ne olacak? Refik gerizekalı şikayette bulunmuş. Bizi mi? Yok. Sinan'ı. Nasıl ya? Onunla ne alakası var? Geçmiş meseleler işte. Neymiş, sen bana anlat bir bakayım. Ya Sinan 14 yaşındayken Tekin'i yaralamış. Annesinin ölümünden onu sorumlu tutuyor. 5 yılda ıslah evinde yatmış. Oha! Kızım sen bayağı Sayko'nun önde gideniyle evlenmişsin. Sana bir şey diyeyim mi? Sen bayağı ucuz atlatmışsın. Refik! Ne yaptın sanıyorsun sen? Ha? Niye polise gidiyorsun? Niye her şeyi burnunu sokuyorsun? Resmen doğrudan hedef gösteriyorsun. Hedef derken? Sinan'ı mı kastediyorsun İpek Hanım? Sinan'ı kastediyorum, evet. Şşş. Kocan kayıpken bana o pisliği mi savunuyorsun? Ne biliyorsun ki onun hakkında? Ben onun hakkında bir şey bilmiyorum. Ama Tekin hakkında çok şey biliyorum Refik. Tamam mı? Çıktı gitti işte. Kimseye hesap vermek zorunda hissetmedi kendini, o kadar. Peki yarın öbür gün Tekin Bey'in başına bir iş geldiğini öğrenirsek, bu sorumluluğu taşıyabilecek misin? Hı? Yanlış taraftasın İpek Hanım. Onu bil dedi. Benimle doğru düzgün konuşacaksın Refik. Thank you.
hasta taburcu mu edildi? Evet Deren Hanım, bu sabah. Tekin sanki şu kapıdan çıkacakmış gibi geliyor. Ya şöyle manyak manyak şeyler söylemesene. Yalnız sahiden şuradan çıksa şu an korkudan altımızı yaparız ha. Hah ya, sonunda. Beklediğimiz hareketler bunlar. Nasıl yani? Ya işte sen her şeyle dalga geçiyorsun ya böyle, onu diyorum. Herkesin bir kabuğu var. Benimki de bu. Seninki ne? Bilmem, hiç düşünmedim. Al sana fırsat işte, düşün. Benimki galiba haksızlığa uğramak. Çünkü yani biri eğer sana haksızlık edebiliyorsa... senin de her şeyi yapmaya hakkın vardır demek. Değil mi? Acaba Deren'inki ne? Deren'inki prenseslik. Şato gibi, saray gibi bir yerde bir çeşit hapis. Çıkmak da istemiyor. Orada güvende. Çıktı ama bir kere. Deren, seni merak ettik. Çilem de yanımda. Nasılsın diye sormayacağım. Zaten hepimizin nasıl olduğu ortada. Ama işte bir sesini duyalım dedik yine de. Ne haber? Deren? Ben artık kim olduğumu bilmiyorum. Ben sana kim olduğunu söyleyeyim mi? Sen benim kardeşimsin. Bir yerde okumuştum. Kız kardeşleriniz hayattaki ilk arkadaşlarınızdır diye. Sen orada yalnızsın. Çıkıp buraya gelmen lazım. Burada olman lazım. Gelemem. Atlatacağız bunu. Tamam mı? İyi olacağız. Nasıl atlatacağız? Yani imkansız gibi bir şey. Bakma öyle güçlü durduğuma. Biliyorum bu olayın hayatımızı mahvedeceğini. Bırakalım Sinan'dan şüphelensinler o zaman. Sen ne diyorsun ya? Ne suçlaması? Adam masum. Gidip uyarmamız bile lazım. Nasıl uyaracaksın acaba? Pardon, ben kız kardeşlerimle beraber babanı öldürdüm. Seni suçlayabilirler, tedbirini al mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Yok, ben yapamam öyle bir şey. Ya kim bu Sinan? Tanımazsın etmezsin. Bırak ne olacaksa olsun. Ya Çilem, yapamam diyorum. Dur bir dakika. Ne oluyor? İpek, sakın bana bu adamdan hoşlandığını söyleme. Sen ne diyorsun ya, ne saçmalıyorsun? Yok öyle bir şey. Külah da vereyim mi? İpek bak, bu senin tek başına verebileceğin bir karar değil. İşin ucunda benim de Deren'in de hayatı söz konusu. İpek! Bakar mısın bana? Anladın mı ne dediğimi? Bak. Bir işin yolunda gitmeme ihtimali ne zaman artar biliyor musun? Söyle de öğrenelim. O işin için aşk girdiği zaman.
Kaçıyorum hemen. Senin burada? Evimi nasıl buldun? İşim gereği bazı adreslere rahat ulaşabiliyorum. Finans işi? Evet. Peki? Telefonda ağladığını duyunca duramadım Güneşli Bahçede. Anladım. Yani beni görmek istemiyorsan git de. Giderim. İçeri gelmek ister misin? Sen önce üstünü değiştir de üşütme. Ay pardon ben... Sen geç ben değişip geliyorum hemen. Ne içersin? Ya da yoldan geldin sen. Aç mısın? Boş ver şimdi beni. Seni 100 yıldır tanıyor gibiyim. Nasıl yani? Bilmiyorum işte. Yani buna mantıklı bir cevap vermem gerekiyor ama buraya gelmemin mantıklı bir sebebi yok. Güldüğünü görmek istedim galiba. O güzel gözlerinin parladığını görmek istedim. Bu gözyaşlarına kimin sebep olduğunu bilmek istedim. Şimdi benden Aras'ın yerine hapse girmemi istiyorlar. Vay anasını arkadaş ya. Nasıl bir anne baba çocuğundan böyle bir şey isteyebilir ki? Aras zayıftır. Dayanamaz içeride. Başına bir sürü dert açar. Zaten kendini kontrol edebilen biri değil. Dengesizdir o. Boğazına sarılan da mı kardeşinde? Bak ben delirecek gibi oluyorum. Şeytan diyor git ağzını burnunu kır onun. Yok yok o öyle bir şey yapmaz. Sever o beni. Nasıl ya? Kabul edeceğim deme bana. Olmaz öyle şey saçmalama. Ya sen delirdin mi? Aras'ın başına bir şey gelirse ben o vicdan azabıyla yaşayamam. Vicdan azabı değil o. Hayatın boyunca ondan daha iyi olduğun için suçluluk duyuyorsun. Psikiyatri dersi almıştım. Hatırlattığın için sağ ol. Ya kabul edeceğini söylediğin suç hırsızlık. Farkındasın değil mi? Beni dinlemiyorsun bile. Bildiğini yapacaksın. Peki. Tamam. Ben gidiyorum. Gidip o kardeşin denen herifin ağzını burnunu kıracağım. Çünkü konuşarak bir yere varamıyoruz. Kenan. Ne var? Tamam, haklısın. Tamam.
bazı hediyeler vardır. Size kim olduğunuzu hatırlatır. Yalnız olmadığınızı hissedersiniz. Bir yerlerde sizi tanıyan birileri vardır. Hayat size kötü sürprizler yaptığında sendeleseniz bile güvenle omzuna yaslanacağınız biri, kalbinizde umut varsa hayata tutunmak, yeniden başlamak için bir nedeniniz olur. Ve belki de en büyük...